Merhaba, bugün diğer videolarımdan sonra bana çokça sorulan bir soruyu cevaplandırmak istedim. Burada yaşama masrafımız aylık ne kadar? Size bir liste çıkardım. Sırayla bunları söylemek istiyorum. Bu listeyi iki kişilik olarak yaptım. Yani bu giderler iki kişilik bir ailenin giderleri. Düşük gelirli bir ailenin giderleri burada. Biz burada kiraya 1300 dolar veriyoruz. Evimiz 2 oda. Yani burada şöyle kiralanıyor evler. Türkiye'deki gibi 2 artı 1, 3 artı 1 şeklinde değil. 2 yatak odası, 1 banyo. İşte 3 yatak odası, 2 banyo şeklinde. Bizim evimiz 2 yatak odası, 1 banyo. Peki salon nerede o artı birlik kısım nerede derseniz burada kapıdan girer girmez bir oturma bölümüne giriyorsunuz. Yani o artı bir aslında burası. Yani o her evde olduğu için o artı biri söylemiyorlar. Ve biz iki odalı bir banyolu bir evde kalıyoruz. Bu ev 70 metrekare bir ev. Bizim için yeterli bir ev. Ve biz buraya 1300 dolar veriyoruz. Ev için başka bir masrafımız yok faturalar haricinde. Çünkü evde herhangi bir sorun çıktığında ev sahibimiz hallediyor. Burada bu şekilde yani kontratın içinde evde olan herhangi bir sorunla ev sahibi ilgileniyor. Yani mesela bizim evimizin camı çatlamıştı onu gelip ev sahibi yaptırdı. Ya da su ısıtma kazanımız bozulmuştu onu ev sahibi yaptırdı. Bunları bu şekilde ev sahibi yaptırıyor. Bu kiraya sadece su dahil faturalardan diğerlerini biz ödüyoruz onları da anlatacağım. Bu evin içinde taşındığınızda eşyalı değil. Yani eşyaları biz aldık ama bu evin içinde beyaz eşyalar vardı. Yani buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ocak, fırın gibi eşyalar vardı. Mesela geçenlerde fırınımız bozuldu, onu da ev sahibi değiştirdi. Burada çamaşır makinesi olması çok büyük bir avantaj. Yani diğer evlerde göremezsiniz. Biz çok şanslıyız. Evde hem çamaşır makinemiz hem de kurtma makinemiz var. Eğer evinizde çamaşır makinesi yoksa ya apartmanınızın altında vardır. Coin çalışıyor bunlar yani demir madeni parayla çalışıyor. Ya da dışarıda bir çamaşırhaneye götürüp yıkatmanız gerekiyor çamaşırlarınızı. İster bu şekilde coin çalışanlar olsun ister dışarıya götürmek olsun bunların hepsi genelde kilo başına hesaplanıyor. Daha doğrusu burada pound başına hesaplanıyor. Pound da yaklaşık yarım kilo ve sanırım haftalık giderleri 7-7,5 dolar civarı oluyor bu çamaşır makinesi olmayan insanların. Bu şekilde de aylık bir 30 dolar vermeniz gerekebilir ama ben bunu kendi masraflarıma tabii ki dahil etmeyeceğim çünkü benim böyle bir masrafım yok. Su dahil dedim ama diğer faturalar dahil değil. Mesela biz elektriğe ortalama 65 dolar ödüyoruz. Aslında bu son birkaç ayda böyle oldu. Yani birkaç ay değil koronadan sonra böyle oldu. Öncesinde 50-55 dolar civarıydı ama şu an sürekli evdeyiz. Sürekli bilgisayar çalışıyor, televizyon çalışıyor, klima çalışıyor. O yüzden tabii elektriğimiz bir 10 dolar kadar arttı. Bunun yanında gazı da biz ödüyoruz. Evimizde ısıtma gazla oluyor, gazla yapılıyor. Ve ocak aynı zamanda fırında gazlı. Yazın ısıtma olmadığı için sadece ocak ve fırın çalıştırdığımız için 15 dolar civar bir gaz parası ödüyoruz. Burada yaz 4 ay kadar sürüyor yaklaşık. Ama diğer 8 ayda ısıtmayı da dahil etmek zorundayız ve yaklaşık olarak 85 dolar civarı geliyor kışın gaz faturamız. Yani biz bunu yıllık olarak bir aya bölecek olursak aylıkta 60 dolar ödüyoruz diyebiliriz gaza. İnterneti de kendimiz bağlattık, kendimiz ödüyoruz. İnternette aylık 40 dolar. Burada internetlerin ücretleri kotaya göre belirlenmiyor. Yani burada bir kota yok. Sınırsız internetleriniz ama hıza göre belirleniyor. Biz en alt limitten aldık. Yani en ucuz paketi aldık. Sanırım indirme hızımız yaklaşık 25 megabit civarı. Bu da 40 dolar civarına denk geliyor. Aynı zamanda tabii ki cep telefonları için hat kullanıyoruz. Bu hatta da belli avantajlı paketler var. Biz de arkadaşlarımızla bir family paketine girdik. Bu pakette sınırsız konuşma hakkımız var, sınırsız mesajlaşma hakkımız var ve sınırsız internet hakkımız var. Ama bu paketin şöyle avantajları da var. Aylık böyle toplamda 7 dolar civarı bir paraya da bize Netflix sağlıyorlar 4 kişiye. Ve yurt dışında ücretsiz belli bir limit yani düşük hızda bir limitle internet kullanabiliyoruz. Ama bazı ülkelerde mesela Kanada gibi, Meksika gibi buralarda arama da yapabiliyoruz. Bu şekilde bir pakete de kişi başı 35 dolar ödüyoruz. Yani iki kişi 70 dolar veriyoruz. Araba sigortası şu şekilde. Burada taksit yaptırıp aylık ödeyebiliyorsunuz. Ama toplu öderseniz de bir indirim oluyor. Aylık olarak hesaplarsak bu ücreti İki kişi 120 dolar ödüyoruz biz. Yani aslında araba sigortaları burada şöyle. Direkt gidip arabaya sigorta yaptırmıyorsunuz. Kişi üzerinden sigorta yapılıyor arabaya. Yani siz gidip diyorsunuz ki ben kendi arabamı kullanmak için bir sigorta istiyorum. Aynı zamanda bu araba üzerine eşime de sigorta yaptırmak istiyorum. Tabii varsa başka evinizde yaşayan ya da arabayı kullanması istediğiniz onlara da sigorta yaptırıyorsunuz. Biz iki kişi 120 dolar veriyoruz araba sigortasına. Bunların da tabii ki fiyatları farklı oluyor. Hem şirketten şirkete göre değişiyor hem de paketten pakete göre değişiyor. Bizimkisi basic paketin üzerine biraz daha böyle ekstralar eklenmiş bir paket. Tabii böyle full kasko gibi düşünmeyin ama yine belli avantajlarımız var. Biz de bu araba sigortasına 120 dolar ödüyoruz iki kişi. Aylık benzin ücretimizi de şu şekilde anlatabilirim. Burada bir yerden bir yere yürümek mümkün değil. Yani arabanız olması gerekiyor. Çünkü toplu taşıma çok sınırlı. Ve mesafelerle yürüme mesafesinde değil. Bizim okulumuz çok yakın. Okula gidip geliyorum ben haftada iki gün. Özellikle bu koronadan sonra. Alışverişlere gidiyoruz, geliyoruz. Tabii ki dışarıda çıkıyoruz arkadaşlarımızla. Örneğin Basna'da gidiyoruz gezmek için haftada bir ya da iki gün. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda aylık ortama benzin ücretleri 30 dolara geliyor. Bu aslında benzin ücretleriyle ilgili falan da başka bir video yapmak istiyorum ama şimdilik sadece aylık masraf olarak söyleyeyim size. Alışverişlerimiz de aylık 400 dolar civarı. Bununla ilgili bir alışveriş videom var, hatta Türkiye ile karşılaştırma videom. Onu da sanırım tam şuraya koyabileceğim, çok emin değilim ama onu da oradan izleyebilirsiniz ve bu aylık ücretlere ek olarak şunu da ekstra eklemek istiyorum. Burada bazı otoyollar ücretli. Oralara girmek tabii daha avantajlı oluyor ama ücretli deyince tabii Türkiye'dekiler gibi düşünmeyin. Buradaki otoyollar çok az bir ücrete sahip. Yani çok az ödüyorsunuz bunlar için. Bazı yollar 1 doların altında. Bazı yollar 1 dolar, bazıları 2 dolar. Hatta bir e Pass diye bir cihaz alırsanız arabanıza bunun üzerine otomatik yükleme yapıyorsunuz ve oradan kesiyor parayı ücretli geçişlerde. Bunu alırsanız daha da uygun olabiliyor bu geçişler ve biz basına giderken ücretli yolları kullanıyoruz ya da yukarı New Hampshire eyaletine çıktığımızda alışveriş için oralarda da bazen ücretli geçişlerden geçebiliyoruz ve bu bize aylık ortalama 10 dolar civarı bir masraf yapıyor ve toplam olarak da aylık 2095 dolar yapıyor. Tabi bu iki kişi için geçerli. Bir de aylık olmayıp da yıllık ödemek zorunda kaldığımız bazı masraflarımız var. Ben bunları da söylemek istiyorum ve bunları da aya bölmek istiyorum. Biz yıllık bir araba vergisi ödüyoruz. Bu Türkiye'deki motorlu taşıt vergisi gibi bir şey. Ama tabii yani duyduğunuzda çok şaşıracaksınız. Burada bu çok uygun. Yıllık 35 dolar civarı bir para ödüyoruz bu vergi için. Aynı zamanda her yıl araba muayenesine girmemiz gerekiyor. Bu araba muayenesi de yine yaklaşık 35 dolar civarı. Araba bakım masraflarını düşünürsek yani yağ değiştirmesi, filtre değiştirmesi gibi ya da bazı arızalar, ufak tefek arızalar olduğunda bunu değiştirmek gibi, belki birkaç yılda bir lastik değiştirmek gibi. Bunları düşünürsek Bizim yıllık masrafımız, araba bakım masrafımız da 300 dolara denk geliyor. Ve biz ekstra olarak uluslararası öğrenciler olarak üniversitede bir sağlık sigortasına sahibiz. Bu sağlık sigortasının %80'ini okul karşılıyor ama özel sağlık sigortası olduğu için %20'sini bizim ödememiz gerekiyor. Bu %20'de yıllık kişi başı 415 civarına denk geliyor. 415 dolar. Tabii biz bunu iki kişi ödüyoruz. Bu da 830 dolar civarı. Ve bu masrafları da topladığınızda yıllık 1200 dolar daha masrafınız oluyor. Bunu aya böldüğünüzde sadece 100 dolar yapıyor ve bu yaptığımız 2095 dolarlık aylık masrafa bir 100 dolar daha ekliyorsunuz iki kişi için. Yani toplamda masrafımız 2195 dolar civarına denk geliyor. Şimdi bana genelde şu şekilde soruyorsunuz. Biz oraya gelsek yaşam kostumuz ne kadar olacak? Aylık ne kadara geçinebileceğiz? Bunu direkt ikiye bölebilirsiniz tek kişi. Çünkü bir eve çıktığınızda mesela iki odalı bir eve çıktığınızda bir ev arkadaşınız olacak. Onu paylaşacaksınız. Faturaları paylaşacaksınız. Araba sigortasını tek kişi ödeyeceğiniz için hemen hemen yarı fiyat ödeyeceksiniz. Doğal olarak bu masraflar hemen hemen yarı fiyatına düşecek. Yani aslında kişi başı 1100 dolar civarı bir masrafınız olacak. Yani diyelim ki araba bakım masraflarını ikiye bölemiyoruz tabii ki. Bunlar işte tam olacak. Hani bunları tam ödeyeceğiz. Yani siz ortalama 1100 ile 1200 maksimum 1300 civarına burada geçinebiliyor olacaksınız. Tabii bu hiçbir ekstrayı katmadan böyle. Yani dışarı çıkmak isteyeceksiniz, farklı hobiler edinmek isteyeceksiniz ya da farklı tatiller yapmak isteyeceksiniz. Bunları da göz önünde bulundurursanız muhtemelen burada kazanacağınız para bu giderlerinize yetecektir. Çünkü burada minimum asgari ücret 1800 dolar civarı bu eyalette. Yani siz aslında burada hem geçinip hem biraz da para biriktirebilirsiniz demek bu. Ben aslında bu videoyu bir karşılaştırma videosu olarak çekmek istiyordum. Yani Türkiye ile bu masrafları karşılaştırmak istiyordum. Ama böyle bir fırsatım olmadı. Sadece buradakileri söylemek istedim. Eğer siz yazarsanız alta yorum olarak ya da bana e-mail atarsanız ben de bilirim belki daha sonra tekrar bir video çekeriz ya da komentlerde tartışabiliriz bunu. Siz Türkiye'de bu masraflara ne kadar ödüyorsunuz? Ne kadar fark var arada? Bunları konuşalım istiyorum. Lütfen yorum yapmayı unutmayın. Takip de edebilirsiniz. Güzel videolar çekeceğim. Sizin isteklerinize göre çekiyorum zaten. O yüzden çekmemi istediğiniz konular varsa onları da yazarsanız çok sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.